Evet gençler, gene kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mağazaya Sky Blue Dominus'umuz da gelmiş. Kes atıyoruz bugün. Şöyle bakalım. Arabamızın boyaları tam çıkmamış galiba. Şöyle bir şeyler yapalım. Hemen oyuna girmeden. Şunun da şu ikinci rengini şöyle yapayım bari. Lastikleri düzgün bir şey yapayım. Şunu da kalsın. Herhangi bir gol patlamamız bir şeyimiz yok. Şunu değiştirelim. Şu da şöyle kalsın. Hemen ısınayım diyecektim ama joining dedi. Bakalım iki serimizde iyi maçlar atabilirsek inşallah yavaş yavaş GC yolunda gidiyoruz. Fazla bir maçımız kalmadı. 4 tane artı maç atarsak GC'ye çıkmış olacağız tahminimce. Hop, boost'umu istedim. Hemen de takım arkadaşıma bakıyorum. Çok hızlı attı orada. Orada bir çarpıştık sadece. Gördüm aslında çocuğu ama orada kaçamadım diyebilirim. Sağlam bir vuruş atmadı. Bizim çocuk da habire çarpışıyoruz anlam veremediğim bir şekilde. Şöyle şunu bir patlatalım, orası bir rahatlasın. Şimdi benim de ilk maçım olduğu için el birazcık soğuk haliyle. Şimdi o vuracaktır ona. Bizimkinin girmesi lazım. Uy. Vallahi birazcık sıkıntılı başladık şöyle. Şu boost'u adamdan önce almak istiyorum. Çünkü tek ok alacak. Şuna bizimkinin girmesi lazım. Orada mislememesi gerekiyor. Maalesef mislediği için yapacak bir şey yok orada. Şurada çünkü çok arkama attı. Bu da mecbur. Dokundum dedim, ne olur ne olmaz. Diğer adam hızlıca uçarsa diye. Bizim adamla anlamlandıramadığım bir şekilde çok çarpışıyoruz. Neden olduğunu çözemedim. Ya oğlum bu da yenmez ama yani. Yani neden çok fazla çarpıştığımız birazcık belli oldu sanki. Yani o kadar açık bir şey ki. Şurada ya girersin ya geriye dönersin kaleye. Orada geriye dönmesi gerekiyordu arkadaşımızın ama maalesef pozisyona devam etme kararı almış orada. Adam da lap diye kafasına vurdu haliyle. Şuradan şu boost'u almam gerekiyor. Biraz zorlu bir maç olacak gibi ama bakalım. Karşı rakip güzel kesti. Güzel de ortaydı. Şimdi o topu bu tarafa atacak zaten. Ben de şuradan direkt devam ettirmem gerekiyor. İnanmıyorum, bizim adam oradayken topa değdim yanlışlıkla. Yanlışlıkla da değildi aslında, deyim adamların aklı karışsın mantığındaydı düşüncem. Bizimki de çok yakına gelmiş. Böyle küçük anlaşmazlıklar yaşıyoruz bizim takım arkadaşımızla ama bakalım. Oy, o boost'u almadı. Onu da almadı. Çok ilginç. Hiçbir boost almadan devam ediyor şu an. Boost'um var acaba? Tam anlayamadım. Şimdi buna uzak duracağım. Şuna çıkmayacağım. Çünkü adam çok avantajlı. Şunu bizimki vursun. Direkt bunu şöyle bir kesmeye çalışayım ve boost alayım hızlıca. Birazcık fazla baskı yiyoruz. Bu kadar baskı yemememiz gerekiyor. Topun da kaldığı yerlere bak. Şöyle ileri küçük de olsa minik de olsa pinçle atayım dedim. En azından şu ataklar bir sakinlesin. Bu bizim arkadaşımıza salacağım bunu. Onun vurması daha avantajlı. Şöyle bir yukarı bankleyeceğim. Kesemezlerse diye. Bir tane de şöyle bir daha bir vurayım. Bu çocuğun vurduğu yer pek güzel değil ama gene de tehlikeli. O boost'u bizimki alacak. Ki alması daha iyi oldu.
O boost adama salmasaydık şöyle pozisyonda sanırım önde fazla bir şey yapamazdım. Adamların da son adamının kaçırmasından güzel pozisyon yakaladım. Kötü bir başlangıç yaptık ama daha hala süremiz var gibi, biraz toparlayabiliriz. Tamamen şansa bağlı biraz. Mecbur riske girip ben de yükleneceğim. Şu tür bir topta direkt hemen kesmem gerekecek ya da boostunu almam gerekecek arkadaşın. Onu da aldım. Şu an onun hiç boostu yok. Yapabileceği fazla bir şey yok. İnanmıyorum ya. Nasıl kesebildin onu? Şu adamı bozayım ben. Şöyle bir de blok atabilirsem onu deneyeceğim. Boostum bitti çünkü oradan. Şöyle keselim diğer adam vurmadan. Onun boostu yok anladığımız kadarıyla. Boostu alacak önce. Şöyle gene bir ortaya doğru zorlayalım. Kesmeye çalıştım ama bizimkine pas oldu. Güzel oldu yani. Vurursa gol olacak. Çok güzel oldu. Orada direkt vuracağım diye diğer adam direkt hemen yukarı çıkmış. Şurada vurup önüme almam onu bayağı bir şaşırttı. Ve güzel bir pozisyon yakaladık orada. Yani 2-2'yi yakaladık. Şimdi dikkat edersek sanırım kazanma ihtimalimiz biraz var. Ama karşı rakip de gerçekten güzel oynuyor. Kötü adamlar değiller yani. Sadece başta bizim adamla birazcık anlaşamamış olmamız ve birazcık da böyle çarpışmamız falan sıkıntılı oldu. Oy, 0 saniye golü çok iyi oldu ya. Şöyle tam süre bitti ama dedim son saniye bir az boostum var zaten. Şurada boostum bitti ve dokunmuş oldum. Biraz daha aşağıdan gitse alamayacaktık maçı. Gerçekten bayağı çekişmeliydi. Başta neden işte dediğim gibi bilmiyorum. Ya bizim adamla birkaç kez çarpıştık, böyle anlaşamadık, şey olmadı ama sonradan toparlayabildik. Yani bu maçta da size söyleyeceğim şeylerden her zamanki gibi bir tanesi, ne kadar geride olursanız olun son saniyeye kadar maçı bırakmayın. Moral bozucu herhangi bir şey yazmayın takım arkadaşınıza. Çünkü yazarsanız gerçekten oyunu çevirme şansınız hiçbir şekilde kalmaz. Ben de burada lan 2-0 yendik, adamla bamplaşıyoruz, bu adam ne biçim oyuncu falan şöyle iyice moralimi bozabilirdim ya da oyunumu da bozabilirdim. Ama onun yerine hani birazcık benim de ilk elimdi zaten. Dedim hani belki görememişizdir pozisyonları, belki onda ilk elidir diye. Biraz daha böyle slow'u alıp oyun takibiyle pozisyon aradık ve şansımız da döndü yani gerçekten güzel bir şekilde. Çünkü bu oyunda şans faktörü de çok önemli. Bunu her zaman söylüyorum. Şimdi sola gideceğiz. İnşallah hata yapmaz. Güzel. Ya şaka mısın? Nasıl girmedi? Vallahi çok yakındı. Uy, ötekine bırakması çok kötü oldu. İşte bu da şanssızlık. Oradaki pozisyonda diğer adam da keseceği için mecbur flick'le atmak istedim orada. Burada da diğer adam önünde geliyordu ve diğer adam harika vurdu orada yani iyi bir zamanlamayla. İşte bak şunu yaptı mı bu oyunun kazanma şansın kalmıyor. Orada bro yazacak bir şey yok yani. Orada yapabileceğin fazla bir şey yok çünkü. Ve paslı da oynuyorlar. Güzel birbirleriyle oynuyorlar çocuklar. Şurada kesebilsem güzel olacaktı. En azından adamı patlatmaya çalışacağım ya da şöyle bir imkansız bir şekilde kurtarmayı deneyeceğim. Şöyle aradan bir pinç ettirelim o topu. Güzel kesti. Adam da güzel çıkarttı. Güzel. Yani böyle şey yapmaya gerek yok. Ne yazmış orada? You did so good but the finished. Bitti mi demiş.
Ya orada biraz saçmalamış galiba da. Yani ben biliyorsun son sahneye kadar elimden geleni yapıyorum yine de. YouTube videosunda olmasam böyle gerçekten saçma saçma şeyler yazsalar çoğu zaman oyunu salarım gerçekten. Çünkü böyle birileri yazdım tilt oluyorum. Yani bu 2 vs 2 maç. Adamlar da pozisyon bulacak. Adamlar da iyiler. Biz de pozisyon bulacağız. Biz de ona göre oynuyoruz. Buraya gelseydi gol mesela şu an. Vay canına. Enteresan bir top geçti orada. Ya adama vuracaktım orada. Olmadı. Sert vurmam lazım. De şunu kesti direkt. Akıllık edip. İyi yaptı kesinlikle. Şunu belki yiyebilir miyiz? Yemedik. Güzel. Bu da çok güzel. Ya oğlum nasıl girmezsin ya? Şaka olmalısın. İki oldu aynı şey oluyor. İki tane net gol çıktı yani öyle söyleyeyim. Bunu yukarı kaldırdı. Bizimki biraz yakın olsaydı güzel bir pozisyonda kalabilirdi orada. Bu adamın çok üstüne attı onu da. Şuna bakayım. Aynen vurdu. Şunu şöyle bir ileri atalım. Arkadaşımız güzel pas açtı ve biz de güzel tamamladık. Orada güzel pas açtı. Bir de adama vurup aslında neredeyse kurtaracaktı topu. Yani adamı bozmaya çalışırken adama bildiğiniz destek oluyordu. Şu an için güzel oldu bize. Şimdi bizim adamımızın önünde topta. O da avantajlı. Avantajlıydı yani. Şöyle bir vuruş atalım. Onu yapma oğlum, onu yapma. Allah'ım. Boost'um yoktu. Boost'umun olmadığı halde bana öyle bir pas açması beni bitirdi yani orada öyle söyleyeyim. Burada boost'umuz hala yok. Küçükleri en azından bir toplamam lazım en kötü. Onun da boost'u yokmuş. Şöyle hızlıca keseceğiz. Şimdi biraz dikkatli oynamamız lazım. Çok riske girmememiz gerekiyor. Şunu patlatalım. Şuradan boost'u alabiliriz sanırım diyeceğim de. Da boost'um olmadığını umarım anlarsın. Gerçekten canım çıktı yani sıfır boost'la yapabileceğim herhalde en iyi şeyleri yaptım orada. Şuna umarım devam eder mi? Etmedi. Çok karışık bir oyuna döndü şu an gerçekten. Bunda 50'sini beklemem gerekiyor. Ya hayır olmasın. Çok kötüydü orası. Orada daha iyi kontrol edebilirdim gerçi ama o kadar arkam dönüktü ve adam da o kadar hızlı geliyordu ki pozisyonda. Mecbur bir kesip tekrar dokunmaya çalışmam gerekiyordu. Güzel bir 50 gene. Çok kötü değil bizim için. Bu da bizim arkadaşımıza pas gidecektir diye düşünüyorum. Çünkü çok da avantajlı değildi orada arkadaş. Sadece elinden ne geldiyse Allah ne verdiyse atladı. Bu da şu an riskli. Çünkü önünde topu kaldırmıştı fakat sonradan dümdüz gittiği için biraz kötü oldu orada. Şunu mecbur keseceğiz. Yapacak bir şey yok. Umarım yemez arkadaşımız. Biraz riskli bir top. Dedik. Bizim başımıza yani bizim az önceki yaptığımız şey şimdi başımıza geldi. Bu da talihsiz bir maç oldu. Yapacak bir şey yok. Yani elimizden geleni yapmış olmamıza rağmen. Gerçekten çok gol kaçtı. Yani iyi bir oyun çıkarttığımı düşünüyorum. Öyle kötü bir oyun değildi ama iki pozisyonda hatta üç pozisyonda iki tane gol kaçırmada gerçekten direkten döndü. Çok ilginç bir şekilde.
Bir tanesinde de pozisyonumun çok ters kalmasıyla alakalı, orada yapacağım bir şey yoktu zaten, hani mecbur kesmeye girmek zorundaydım. Hani bazen bazı pozisyonlar öyle bir çıkıyor ki, hani drift de atıp dönseniz, vursanız veya şey de yapsanız, ne yaparsanız yapın, yapacak bir şey kalmıyor. Tamamen öyle oldu. Son pozisyonda da adamlar gerçekten lak diye iyi yüklendiler. Bizim adam da aynı şekilde ters kaldı. Yapacak bir şey kalmadı. Bu maçı da alsaydık güzel olacaktı. Son iki maçımız kalacaktı Grand Şampiyon'a. Şimdi bir maç alıp bir maç kaybetmemiz gene bizi aslında eski yerimize getirdi. Yani pek bir şey değişmedi. 1375'tik, 1374'e düştük galiba. Yine de bakalım, elimizden geldiğince zorlayacağız. Yani şans da oluyor, şanssızlık da oluyor. Yapacak hiçbir şey yok. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Dediğim gibi her gün 9, 10, 11 gibi sabahleyin yayında oluyoruz. Onun haricinde DC'ye de bekliyoruz, siz Discord kanalımıza. Sonraki oyunlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.